Öğreten test 2 soru 1. Analitik düzlemde verilen bir A noktası soruda yazan işte bu doğrunun üzerindeymiş. Doğrunun üzerinde ise gençler yapacağınız ilk iş noktayı doğru denkleminde yerine yazmak. Nasıl yerine yazacağız? X gördüğümüz yere 2, Y gördüğümüz yere 1 yazacağız. O zaman 2 çarpı K artı 1 eksi 1 çarpı Y'den 1 çarpı K'dan k eksi 3 eşittir. Sıfırdan 2K artı 2 eksi K eksi 3 sıfırdan K buradan 1 gelecek. Şimdi K'yı bulduk. K yerine yazarsak doğru da 1 artı 1'den 2x eksi y eksi 3 eşittir 0. Bizden istediği şey doğrunun eğimi. Bakın doğru denklemini biliyorsak y'yi yalnız bırakırsak eğer y eşittir 2x eksi 3 olur. Y'nin katsayısı 1 olduğu için o zaman burada direkt x'in katsayısı bize doğrunun eğimi verir. Yani doğru cevap B seçeneği. Öğreten test 2 soru 2. Analitik düzlemde verilen doğrusu A noktasından geçtiğine göre bakın bir önceki sorunun sadece farklı ifade edilmiş hali noktasından geçiyor. Yani az önceki soruda nokta doğrunun üzerinde ise diye ifade etmiştik. Burada da doğru noktadan geçtiğine göre. Aynı şeyi yapacağız. Yani x gördüğümüz yere 1, y gördüğümüz yere 6 yazacağız. Şimdi yazıyorum y gördüğüm yere 6 eşittir. x gördüğüm yere 1 yazarsam 2k artı 1 eksi k artı 1'den buradan k eşittir. 4 gelir. k'yı denklemde tekrar yerine yazıyorum. Bakın 2 çarpı 4 8 bir daha 9 x eksi 3 gelecek. E ne demiştik? Y'yi yalnız bıraktığımızda x'in katsayısı bize doğrunun eğimini verecekti. Yani doğru cevap A seçeneği. Öğreten test 2 soru 3. Dik koordinat sisteminde bir doğru x ekseninin pozitif yönüyle 45 derecelik açı yapıyormuş. Bunu bir önceki testimizde söylemiştik. x ekseninin pozitif yönüyle 45 derecelik açı yapıyorsa o zaman eğim açı 45 ise tanjant 45'ti. Yani tanjant 45'te 1. Demek ki doğrunun eğimi 1'miş arkadaşlar. Şimdi Burada bakın, hatta şöyle hatırlatalım. Bir dahaki sorularda direkt formülü kullanırız. Ax artı By artı C eşittir 0 şeklinde olduğunda, eğer Y'nin katsayısı 1 değilse gençler, burada direkt eğimi şöyle de bulabiliyordunuz. Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı şeklindeydi. Şimdi buradan baktığımızda, eksi X'in katsayısı k, Y'nin katsayısı eksi 4. Bu eğimi veriyor. E, eğim de 1'di. Buradan da eksiler birbirini götürecek. İçler dışlardan k eşittir 4 yani d seçeneği gelecek. Öğreten test 2 soru 4. Dik koordinat sisteminde doğrusu y eksenine dik demiş. Bu y eksenine dik olmayı eğimde söylemiştik. Şimdi burada da pratik olması için gençler Burası x ekseni, burası y ekseni. Bakın şimdi y eksenine dikse normalde eğim için sıfır demiştik. Y eksenine dik olan doğrularda gençler... ...ordinatlar, y yani y değerleri sabittir. X değerleri e, sonsuza kadar değişir. O yüzden x değerlerinin aslında bir önemi yoktur. Yani y değeri sabit olduğu için bu doğrular... ...işte atıyorum y eşittir 3, y eşittir 5 şeklinde ifade edilir. Yani denkleme dikkat ederseniz sadece... Y ve sabit değer vardır. Yani aslında x'li değer yani normalde yoktur. Aslında vardır ama kat sayısı nedir o zaman x'li değerin? Sıfırdır. Yani denkleme baktığımızda x'li ifadenin kat sayısı ne olacak? Sıfır olacak. O yüzden 3k artı 9 eşittir. Sıfırdan k buradan eksi 3 gelecek. Yani şöyle toparlarsak y eksenine dik bir doğru denkleminde x'in katsayısı daima sıfır olmalı. Öğreten test 2 soru 5. Analitik düzlemde doğrusu x eksenine dik demiş. x eksenine de dik olursa gençler. Burası x ekseni. Bakın burada da eğim tanımsızdı. Burada da x değerleri sabittir. Gençler yani doğrunun üzerindeki absisler hep aynıdır. Birbirine eşittir. O yüzden bu da x eşittir A biçimindedir bu doğruların denklemi. Yani sadece x'li ve e, sabit ifade vardır. Y'li ifade vardır ama kat sayısı ne olmak zorundadır? 0 olmak zorundadır. O yüzden burada y'li ifadenin önündeki 8-3k'nın 0 olması gerekecek. Buradan da işlemi yaptığınızda k 8 bölü 3 yani a seçeneği gelecek. Yani toparlarsak bir doğru x eksenine dikse y'nin katsayısı denklemdeki y'nin katsayısı sıfır olmalı. Öğreten test 2 soru 6. Bakın gençler analitik düzlem üzerinde bir e, soru. E, ortalama bütün kitaplarda olabilen bir soru. E, şimdi böyle bir soru gördüğünüzde gençler işte nasıl bir soru? Mesela bir kare var. İşte karenin köşelerinden doğrular geçiyor. Böyle durumlarda o Köşeleri hedef alacaksınız gençler kendinize. İsterseniz oraya harf verebilirsiniz. isterseniz direkt sayısal değer verebilirsiniz. E, şu mantıkla hareket edeceğiz. İşte noktada doğru üzerinde olmasından. Yani o nokta denklemi sağlayacak. Şimdi A noktasına dikkat ederseniz burada. A noktası gençler y eşittir 3 bölü 2x doğrusu üzerinde. Yani ben bu doğru üzerinde mesela x'i 2 alsam gençler. 3 bölü 2 çarpı 2'den y'si ne olur? 3 olur. Yani 4 alırsanız işte ne olur? 6 olur gibi. Rastgele bir nokta seçtim. Diyelim işte o noktada zaten bakın a noktası birinci bölgede. 2 burası olsun. E o zaman şimdi burada ne olur? Absis değeri yani od o zaman 2 birim. Ordinat değeri yani ad 3 birim olur. O zaman buradan karenin bir kenarı 3 gelir. Demek ki dc de 3. O zaman BC de 3 olur. Şimdi bakın B noktasına dikkat edin. Absis değeri 5, ordinat değeri 3. O zaman B noktası ne oldu? 5'e 3 oldu. E bu nokta dikkat edin. Y eşittir. MX doğrusunun üzerinde. O zaman denklemi sağlayacak. Y gördüğüm yere 3, X gördüğüm yere 5 yazıyorum. Buradan da M eşittir. 3 bölü 5 yani C seçeneği gelir. Öğreten test 2 soru 7 ile devam ediyoruz gençler. Orijinden geçen iki tane doğru verilmiş. Bir tanesinin denklemi belli. Diğerinin denklemi belli değil. Zaten oradaki m kat sayısını istiyor. Bakın bu testteki bir önceki soruda yaptığımız benzer taktikle gideceğiz. Şöyle 4 eşittir 3x doğrusu üzerinde denklemi sağlayacak şekilde bir nokta seçeceğiz gençler. Yani mesela burada dikkat ederseniz işte y'ye 3x'e 4 verdiğinizde sağlıyor. Ama ben işte e, sorular böyle rasyonel sorulardaki sayılar hani rasyonel çıkmasın diye. Çünkü orada başka durumlarda kullanacağız. O yüzden ben y'yi gençler burada 9 x'i de 12 seçiyorum. Yani şurada bir nokta aldık diyelim. İşte burası 9'a 12 noktası. Bakın şöyle dik indirdim Yani x değeri 12 ise işte şurası 12 burası ne olacak? 9 olacak. Hemen buradan Dikkat ederseniz 9, 12 ne üçgeni gelecek? 15 üçgeni gelecek. Yani y, y 3 x, 4 seçseydik 3, 4, 5 üçgeni gelecekti. İşte ben onun 3 katını almayı tercih ettim. Şimdi gençler tabi bakın burada açı ortay var. Açı ortayı hatırlayacağız. Şimdi onu da şöyle maviyle gösterelim. Bakın açı ortay. Şimdi kollardaki orana dikkat ederseniz 12'ye 15 yani 4'e 5 oran var. O zaman şuraya 4K yanlış yere yazdık. Şuraya 4K dersek burası 5K olacak gençler. E dikkat ederseniz 9K eşittir. 9'dan K ne gelecek? 1 gelecek. O zaman bakın tam şurada mavi ile işaretlediğim noktaya dikkat ederseniz. K1 ise arkadaşlar 4K ne yapacak? 4 yapacak. O zaman bakın bu noktanın apsisi 12 ordinatı 4 yapacak. Yani 12'ye 4 noktası. E bu nokta doğru denklemini sağlayacak. Yani Y gördüğüm yere 4. X gördüğüm yere 12 yazıyorum. Buradan M 4 bölü 12'den ne gelecek? 1 bölü 3 yani A seçeneği. Öğreten test 2 soru 8. Testin son sorusu. Dik koordinat sisteminde A noktasından geçen ve X ekseninin pozitif yönüyle 135 derecelik açı yapan doğrunun denklemi nedir demiş. Şimdi X ekseninin pozitif yönüyle 135 derecelik açı yapıyorsa eğim tan 135'ten eğim eksi 1 gelir gençler. Şimdi tabi bunu test tekniğiyle de çözebilirsiniz. Nedir test tekniği? Şıklarda eğimi eksi 1 olan doğrulara bakarsınız. Eğer birkaç tane ise sonra bu doğrular içinden işte 1,3 noktasını sağlayan denklemi alırsınız. Ya da gençler şöyle bir şey vermiştik. İşte bir x0, y0 noktasından geçen ve eğimi m olan doğrunun denklemi şöyleydi. y eksi y0 eşittir. m çarpı x eksi x0 şeklindeydi. Bakın bunu da hatırlattık. Şimdi burada x0, y0 olarak 1'e 3 noktasını alıyoruz. E, eğim zaten eksi 1. Şimdi yerine yazıyorum. y0 yerine 3 yazdım. m yerine eksi 1. x0 yerine de 1 yazıyorum. Dağıtıyorum şimdi. Parantezi eksi x artı 1'den. Buradan eksi x'i bu tarafa attım. y artı x eşittir. 4 geldi gençler. O da b seçeneğinde.